Eli öpülesi saygıdeğer annelerimiz, aramızda bulunan anne adayları, Maltepe Sivil Toplum Kuruluşlarının çok değerli başkan ve yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticileri, çok sevgili İstanbul İl Başkanım, sayın milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanımız, demokrasinin saygıdeğer temel taşları muhtarlarım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, çok saygıdeğer Maltepeliler. Efendim, konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'de bizden sizden demeden mağdur olan herkes için mücadele eden, peşine milyonları takarak haktan, halktan, mazlumdan yana onurlu bir yürüyüş gerçekleştirerek özgürlük ve adalet mücadelesi başlatmış. Eli kanlı PKK terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan tek lider olarak Allah'ın verdiği bir canım var. Ülkeme, Türkiye'ye feda olsun diyerek sonuna kadar mazlumların yanında olan çok saygıdeğer Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim, hak, hukuk ve adalet için elbette mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir toplantı yapıyoruz. Dün akşam kadınlarla bir toplantımız vardı. Bu kadar memnuniyetsiz, memnun olmayan Türkiye genelinde grup varken siz iktidar olduğunuzda herkesi nasıl memnun edeceksiniz diye bir soru soruldu. Bir kadın kardeşimiz bunu sordu. Dedim ki samimi olarak söyleyeyim. Ben 80 milyonu memnun edeceğim dersem size doğruları söylememiş olurum. Ama benim size bir sözüm var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün fakirler, bütün yoksullar benden memnun olacaklar. Çünkü ben onların yanında olacağım. Belediye başkanımız güzel bir şey yapmış. Aile sigortasını uyguluyor. Biz bunu söylediğimizde dediler ki vay efendim siz bunu nasıl yapacaksınız? Yapamazsınız dediler. Aslında yapılabilir. Bakın, çalışan bir kadın doğum yaptığında analık sigortası var. Herhangi bir sigortalı hastalandığında sağlık sigortası var. Yaşı gelir çok yaşlanırsa yaşlılık sigortası var. Emekli olmaya başlarsa, yaşı gelip emekliye gelirse, emeklilik yaşını doldurursa emeklilik sigortası var. Çalışırken işsiz kalırsa işsizlik sigortası var. Peki bir ailenin hiç geliri yoksa ne olacak? O geliri tamamlamak için aile sigortası var. Aile sigortası Avrupa'nın bütün ülkelerinde uygulanıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sosyal güvenliğin asgari normları diye bir sözleşmesi var. O sözleşmeye göre Türkiye 8 sigorta dalını uygulamak zorunda. 8 sigorta dalını. Ne zaman vermiş bu sözü? 1974'te. Şimdi hangi yıldayız? 2018. Uygulanmıyor. Niye uygulanmıyor? Çünkü yoksul ailelerin oyunu almak için onları kandırmaya çalışıyorlar. Biz ne diyoruz? Herkesin oyu kendisine. Nereye inanıyorsa gidip oyunu oraya versin. Hiç itirazımız yok buna. Ama yoksulluk bir kader değil ki. 21. yüzyılın Türkiye'sinde neden insanların bir kısmı fakir olsun? Yani neden geçinemesin? Bir sorunumuz var demektir. Sosyal devlet diyoruz. Anayasada hüküm var. Anayasa şöyledir. Sosyal güvenlik herkesin hakkıdır. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir der. Hak olarak tanımlar. Hak. Lütuf değil. Hakla lütuf farklı bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin hakkı vardır. Sosyal güvenlik hakkı vardır. Devlet bu hakkı sağlamak zorundadır. Bir kişi düşünün. İşine son verildi.
Yaşı 55, işine son verildi. Eşi çalışmıyor. Çocuklar ortaokulda veya lisede. Yeni iş bulamadı. İşsizlik sigortasından 4 ay 5 ay maaş aldı. Sonra kesiliyor. Peki bu aile nasıl geçinecek? O zaman aileye devreye aile sigortası giriyor. Yeni iş bulunana kadar aileye asgari belli bir gelir sağlanıyor. Biz bunun sözünü verdik. Belediye başkanımız Türkiye'de uyguladı. Burada uyguladı. Diğer belediyelerimizin bazılarında da uygulamalar var. Demek ki bir belediye bunu yapıyorsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti niye yapmıyor? Hangi gerekçeyle yapmıyor? Bir belediye, Maltepe Belediyesi bunu yapıyor. Her ay 600 lira para yatıracak. Kimsenin kimliğini açıklamadan, kimseyi mağdur etmeden, kimsenin cebine özel para koymadan devletin parası, aldığı gelir, o gelirin hakkını teslim ediyor. Yoksul ailelere belli bir bedel ödüyor. Ne olacak? Bunun şöyle bir avantajı var. Bir, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Böyle bir avantajı var. İnsanlık onuruyla asla ve asla oynanmayacak. Herkesin onuru vardır, herkesin gururu vardır. Dolayısıyla kişilerin yoksulluğu afişe edilmeyecek. Böyle de bir avantajı var bu işin. Başka ne avantajı var? Şu avantajı var. Kadın da alışveriş yapmak ister. Yani onun süpermarkete gidip alışveriş yapma hakkı yok mu? O da elini arabayı almalı, çocuğunu yanına almalı, gitmeli alışverişini yapmalı, istediğini alsın. Ona yiyecek paketi vermek bir çözüm değil ki. Bir sefer verirsin, iki sefer verirsin. Ya üç, yok. Ya dört, yok. Ama düzenli bir gelir olursa gidecek, alışverişini yapacak, evine gelecek, evinde tenceresi kaynayacak. Şöyle veya böyle evinde bir bereket olacak. Biz bunu istiyoruz. Bizim adımız ne? Halk Partisi. Halk Partisi isek halkın yanında durmamız lazım. Halkla beraber çalışmamız lazım. Halkın sorunlarını çözmemiz lazım. Bize genelde derler ki bunlar zenginlerin partisi. Bunlar elitlerin partisi derler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Benim annem, Allah rahmet eylesin, okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da okuma yazma bilmez. Yedi kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Yani öyle elit melit yok. Sizler nasıl yaşadıysa ben de öyle yaşadım. Toprak evlerde büyüdüm. Yer sofralarında yemeğimizi yerdik. Ama dönem değişti. Herkesin huzura ihtiyacı var. Herkesin gelire ihtiyacı var. Herkes memleketinde, evinde, huzur içinde yaşamak istiyor. Anadolu'nun ilinden, ilçesinden, kırsalından koptuk, İstanbul'a geldik. İstanbul'a yerleştik. Siz buraya yerleştiniz. Ben 12 yıl burada kaldım. 3 çocuğum İstanbul, Zeynep Kamil doğumlu. Ama hepimiz İstanbul'da da, Ankara'da da, Hakkari'de de, Diyarbakır'da da huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavga etmeden beraber yaşamak istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak olsunlar istiyoruz. Uyuşturucu tuzağına karşı hep beraber mücadele edelim diye istiyoruz. Ve biz bunları istiyoruz ve yapmaya başladık. Belediyelerimiz yapmaya başladılar. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse 24 Haziran'dan sonra Türkiye değişecek. Çok şey değişecek. Kavgasız bir Türkiye, kavgasız bir Türkiye. Huzur içinde bir Türkiye. Beraber yaşayacağımız bir Türkiye. Niye kavga ediyoruz? Niye kavga ediyoruz? Siyaset yapıyorsak vatandaşın derdini çözmek için siyaset yapılır. Vatandaşın derdini çözüyorsan başımın üstünde yerim var. Vatandaşın derdini çözmüyorsan kardeşim kusura bakma dememiz lazım. Bu ülkede zengin fakir diye bir kavram olmamalı. Zengin fakir diye bir kavram olmamalı. Herkesin işi olmalı. Herkesin evinde akşam tencere mutlaka kaynamalı. Bütün siyasi toplantılarda söylerim. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Hiçbir çocuk. Çocuklar bizim geleceğimiz, bizim umudumuz. Eğer bir çocuk açsa siz sanıyor musunuz ki anne rahat uyuyor? Veya çocuğu gitti, askere gitti, geldi veya kızı üniversiteyi bitirdi. İş arıyor, iş bulamadıysa siz sanıyor musunuz o evde huzur var? Onun için herkesin işi olmalı. Herkesin
evinde bereket olmalı, her evde huzur olmalı, her evde bereket olmalı. Sosyal devletin amacı budur. Sosyal devlet. Niye sosyal devlet diyoruz? Sosyal devlet, fakir fukara devleti demektir. Fakirin fukaranın hakkını koruyan devlet demektir. Hastaneye gittiği zaman iyi sağlık hizmeti alacak. Çocuğunu okula gönderdiği zaman iyi bir okulda okuyacağına inanacak. Şimdi bakın okullara ne dediler? Nitelikli okul, niteliksiz okul. Ne demek niteliksiz okul? Yani garibanların çocukları niteliksiz okullara gidecek, durumu iyi olanların çocukları da nitelikli okullara gidecek. Ne demek, böyle bir şey olabilir mi? Bu doğru mu? Bu adalet mi? Bu hak mı? Bu hukuk mu? Bunları yerle bir edeceğim, söz söz, yerle bir edeceğim. Sizin çocuklarınızda devletin okulunda en kaliteli öğretmenler gelecekler oraya. Niye gelmesinler? Ne engel var? Devlet dediğiniz vatandaşına hizmet eder, vatandaşına işkence etmez ki. Çocuklarınızı okula gönderirken sabahleyin, sabahın köründe okula gönderiyorlar. Anneler sabahın köründe kalkıp çocuğunu uyandırıyor. Niye sabahın körü? Niye sabahın köründe? Makul bir saatte çocuk gider okula, kahvaltısını yapar gider. Öğle zamanı okulda yemeğini yer, hiç 5 kuruş para ödemeden. Eğitim tamamen ücretsiz olur. Akşam da anne gider çocuğunu alır evine getirir. Bitti, bu kadar basit. Öyle uzun eğitim falan yok. Herkesin eğitim sistemi verilirken herkesin kısa sürede iş aç sahibi olmasına da özen gösterilmeli. Çocuk liseyi bitiriyor işsiz. Ne demek yani? O zaman niye okudu çocuk? Üniversiteyi bitiriyor işsiz. Az önce bir toplantıdan bir anne geldi, kızım 2 üniversite bitirdi işsiz diyor. 2 üniversite, bir tane değil, 2 üniversite bitirmiş işsiz. Niye okudu o zaman? Bunun işe ihtiyacı var, çalışmaya ihtiyacı var. Anne baba çocuğunu, kızını evlendirmek ister, mürüvvetini görmek ister. Nasıl yapacak? İş bulacak, eli ekmek tutacak. Yoksa nasıl huzur olacak? Siyasetin görevi budur. Öyle siyasetin görevi vatandaşların kimliği üzerinden, inancı üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmak değildir. Bu ülkede aç giriyorsa demek ki ben görevimi yapmıyorum arkadaşlar. Herkes, bakın, doğu, batı, güney, kuzey, hiç ayrım yapmıyorum. Hakkari'deki de bizim kardeşimizdir. Diyarbakır'daki de, Rize'deki de, Urfa'daki de, Ankara'daki de, İstanbul'daki de. Madem bu memleket bizim, madem bu bayrak bizim, bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur, bunu yapacağım. Açlık yoksulluk olmayacak. Efendim parayı nereden? Sağ olun. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Ya memlekette para var kardeşim. Bütün mesele şu. Parayı nereye harcayacaksın? Para var. Kim dedi yoktu ya? Son 15 yılda yurt dışına ödenen faiz 150 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. Yurt dışında bir grup tefeciye ödenen faiz 150 milyar dolar. Yurt içinde son 16 yılda ödenen faiz 678 milyar lira. Eski parayla 678 katrilyon lira. Faizcilere gelince para var. Tefecilere gelince para var. Vatandaşa gelince efendim para yok, nereden vereceğiz? Ben bu çarkı değiştireceğim. Çark halktan yana çalışacak. Halktan yana olacak. Rantiyeden yana değil. Rantiyeden yana değil. Öyle gidecek, oturacak. Hiçbir adam çalıştırmaya gerek yok. Parası var. Dünya kadar parası var. Oturuyor masanın başında. Elinde bir kadeh viskisi. Devlet borç para mı istiyor? Faizi yükselt, vereceğim diyor. O da faizi yükseltiyor. Götürüp borç parayı veriyor. Faizini tıkır tıkır alıyor. Ne kadar? 151 milyar dolar. 151 milyar dolar. İçeride de 678 milyar lira. Faiz ödüyorsunuz.
Faiz. Kim ödüyor bu faizi? Sizden toplanan vergilerle. Şimdi siz diyeceksiniz ki, belki çoğu kardeşim diyebilir, bayan kardeşim, bizim vergi dairesinde kaydımız yok, biz vergi ödemiyoruz. Hayır efendim. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Doğduğu andan itibaren. Emzik alırsınız, vergi ödersiniz. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Su içersiniz, vergi ödersiniz. Musluğu açtığınız anda 5 çeşit vergi ödersiniz. Musluktan akan sudan 5 çeşit vergi ödersiniz. Dolmuşa binersiniz, vergi ödersiniz. Bir tek vergi, teneffüs ettiğiniz havadan dolayı vergi alınmıyor. Onun dışında her şeyden vergi alınıyor. Her şeyden. Başörtüsü alırsınız, vergi verirsiniz. Kefen alırsınız, vergi verirsiniz. Pantolon alırsınız, vergi verirsiniz. Her şeyden, her şeyden vergi verirsiniz. Ne kadar? %18. %18 KDV ödersiniz. İş yeriniz varsa ayrıca gelir vergisi ödersiniz. Nereden, kim diyor para yok? Para var. Bütün mesele şudur, siyasi tercih. Para kimin için harcanacak? Kimin için? Halk için mi harcanacak, rantiye için mi harcanacak? Bizim görüşümüz, madem ki bizim adımız Halk Partisi, madem ki biz halkın partisiyiz, o zaman bu parayı halk için harcayacağız. Halk için harcayacağız. Millet için harcayacağız. Bunun hepsini yapabiliriz. Ama nasıl? Yetki vereceksiniz. Güç vereceksiniz, göreceksiniz. Maltepe Belediyesi yaptı. İnşallah Türkiye genelinde yapacağız. Türkiye genelinde. Adana'da bir kadını unutmuyorum. Adana'da bir kadını unutmuyorum. İşsiz. Kocası hapiste. Kış. Cebinde çok az para var. Elektrikleri kesik, yanmıyor. Gidiyor oduncuya, odun istiyor. Diyor ki, bana parayı ver, odun verir. Diyor ki, bacım diyor, bu parayla odun alınmaz diyor. Yani çok, 50 kuruş 60 kuruş odun alınmaz bu parayla diyor. Çocuklarım üşüyor diyor, sobayı yakacağım. Bir çuvalı dolduruyor oduncu, para da almıyor, git yak diyor. Evinde yak diyor. Getiriyor, odunu koyuyor sobaya. Fakat odunlar ıslak, bir türlü yakamıyor. Ve bu kadıncağız yan odaya gidiyor. 3 çocuğu diğer tarafta sobanın başında beklerken intihar ediyor. Bu tablolar benim vicdanımı rahatsız ediyor. Bu tablolar Türkiye'ye layık değil. Bu tablolar 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor. O kadının günahı kimin boynuna, Allah aşkına? Kimin boynuna? O kadını o hale getiren siyaset kimin siyaseti? Kimin siyaseti? Bu memleketi kim yönetiyor? Çocuk, gencecik çocuk, işsiz, gelip meclisin kapısının önünde kendisini yakıyor. Bir insan kendisini yakar mı? Nasıl olur da bir insan kendisini yakar? Bunları gazeteler yazmazlar. Medya yazmaz. Yasak getirmişler bunları yazmayın diye. Ama bunlar hepimizin şu veya bu şekilde gördüğü ve tanık olduğu olaylar. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde Avrupalı nasıl yaşıyorsa, huzur içinde yaşıyorsa biz de öyle yaşamak istiyoruz. Her evin bereketi, her evin huzuru olsun, biz de onu istiyoruz. Onun görüşü farklı olabilir, bakın siyasi görüşü farklı olabilir. Halk Partisi'ne hiç oy vermemiş de olabilir. Ama benim görevim onu huzur içinde bu memlekette yaşatmaktır, huzur içinde. Onun evinde tencere kaynayacak, tencere kaynayacak. Biz bunu yapacağız. En büyük gücümüz bu ülkenin kadınları. En büyük gücümüz bu ülkenin kadınları. Çünkü çocuğunu nasıl seviyorsa kadınlar vatanlarını da öyle seviyorlar. Bayraklarını da öyle seviyorlar. Kadınların istediği bu memlekette huzur. Bu memlekette huzur olsun istiyorlar. Kavga olmasın bu memlekette. İnsanlar birbirlerini öldürmesinler. İnsanlar intihar etmesinler. Açlık, sefalet, yokluğu artık tarihe gömelim. Bakın o ülkelerde kişi başına gelir 25 bin dolar, 30 bin dolar, 65 bin dolara kadar çıkıyor. Biz bir türlü 10 bin doları aşamadık. Niye aşamadık? Ki 10 bin dolar da durumu iyi olanların ki. Sizlerin 10 bin dolarlık geliri mi var Allah aşkına? Bu ayıptan Türkiye'yi kurtarmak benim görevimdir, benim namus borcumdur. Yetki verin, bunların tamamını çözeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
belediye başkanımızı da yürekten kutluyorum. Sayın Genel Başkanımız, çok teşekkür ediyoruz efendim. İzin verirseniz sizi burada biraz daha ağırlayacağız. Bir fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. Görevli arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hak sahibi hanımefendileri sadece. İsim isim okumak istemiyoruz. Biraz önce de Sayın Genel Başkanımızın dile getirdiği gibi. Evet, arzu edenler lütfen mümkünse gelsinler. Toplu bir fotoğraf alacağız. Projemizin mimarı Seyfullah Bey Sülen'e de çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendileri bekliyoruz. Kürsüyü bir alalım arkadaşlar, rica ediyorum lütfen. Arkadaşlarım bannerları da bu alana getirebilirlerse, gazeteci arkadaşlarımız bir fotoğraf. Sevgili il başkanım, genel başkan yardımcılarım, parti meclis üyelerim, buyurun lütfen. Arkadaşlarımız bannerları da buraya alsınlar lütfen. Efendim, sadece bir adım sizi böyle geriye alabilirsek lütfen. Halk kart bannerlarımızı da getireceğiz sayın genel başkanımıza. Maltepe Belediye Başkanımız. Ablacığım böyle biraz hayvan gelirse. Hilal şeklinde durabilirsek gazeteci arkadaşlarımız sizlerin tümünün fotoğrafını alabilir efendim. Arkadaşlarım müziği de açabilirler. Efendim birer adım lütfen, sadece bir adım geriye gelebilirsek rica ediyorum sizlerden. Halk kartla ilgili görevli 15 arkadaşımızı da davet ediyorum. Hak sahibi hanımefendiler, aile sigortasının mimarı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir anı fotoğrafı çektiriyorlar. Maltepe'de hak sahibine halk kart, halk sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Adaletiz alırız, fabrikalar açarız, herkese iş ve ekmek düzenini kurarız. Hazırız, biz varız, duvarları yıkarız, yepyeni bir geleceği hep beraber kurarız. Hazırız, biz varız, duvarları yıkarız, yepyeni bir geleceği. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, sizlere çok teşekkür ediyor katılımlarınızdan ötürü. Aile sigortası Maltepe'de başlıyor. Halk kartla hak sahibi her katına 600 Türk lirası Maltepe Belediye'miz tarafından dağıtılacak. Hak sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.